Bu videonun altına kazanan yorum yapanlardan iki tane kişiye gizemli kostüm veriyorum. İki tane yorum yapan kişiye, Sihirdar ismini yorum olarak atan kişiye gizemli kostüm atacağım. Sonraki çekilişler daha da büyüyecek ama şu anlık gizemli kostüm atıyorum iki kişiye. Yorum yapıp bu çekilişe katılabilirsiniz. Tabii ki de kanala abone olup videoya like atmayı da, yorum yapmayı da unutmayın. Selamlar arkadaşlar. Bir videoda daha birlikteyiz ve bu sefer arkadaşlar dünya birinciliğine çok az kaldı. TR birinciliğine ve dünya birinciliğine çok az kaldı. TR'de 10. Dünyada ise ekranda gördüğünüz gibi 60.yız ve gümbür gümbür geliyoruz. Onların da hemen sesini editörümüze atalım. Editör halleder zaten orayı. Karşımızda Yasuo var. Yasuo'ya karşı nasıl oynamamız gerektiğini çoğu kişi bilmiyor. Abi Yasuo'ya karşı oynayamıyoruz. Şöyle yapamıyoruz. Yasuo'ya karşı nasıl oynayacağız? Bilmiyoruz. Bakalım. Hemen sövüyorlar. Git nokta nokta git kendi elonda oyna. Bilmem ne bilmem ne. Allıyım allıyım. Bize yükleniyorlar. Onları hemen yenmeye çalışacağız. Bakalım bu kadar baskı var ki üzerimizde. Dünya birinciliğine çok az kalmışken 38.200'uz arkadaşlar. 38.200. 38.200. Bakalım 39.200 olacak. TR'de sıralama atlayabileceğiz mi? İnşallah base'imizi bozmazlar çünkü geç kalırım, hemen lane'e koşuyoruz. Invade'e gitmemeliydik bence ama olsun, yine de denedik. Yani 298 kaydı yanlış görmediysem. Ya 288 ya 298. Burada olabilirler, nerede bilmiyorum. Yok, red'den başlamış. Hemen Q'ya attık, aldık farmları. Gördüğünüz üzere. Sana herkes birbirine laf atıyor. Chat'te kavga var artık. Bizi gören korkuyor artık. Şimdi Yasuo matchup'ında arkadaşlar agresif oynarsa kaçacaksınız. Agresifliğe karşı güçsüz. 2 level erken olursak döveceğiz ama erken 2 level olmaya çalışıyorum gördüğünüz üzere. Bu matchup'un önemli özelliklerinden biri erken 2 level olmaz, hemen olduk kafaya vuruyoruz bak. Hemen kazanamaz takası, o yüzden kaçıyor biliyor. Hemen bayağı damage vurduk. Kuleden bir hit yememize rağmen takası nasıl kazandık? Hemen dive, hemen dive, hemen dive. Setuplayabiliriz. Ama Yasuo işte kalkanı var, o sıkıntı, kalkanı almam lazım. Adama X bile vermiyoruz şu an. Şöyle wave'e bir daha vurduk, kalkanı aldık. Ama canını doldurdu. Bakalım bir daha vurabilecek miyim? Bir daha vurdum. Evet, çok güzel can indiriyoruz. Yasuo 2 level oldu. Buradan da vurduk. Bayağı damage attık. Hemen lane'i pushluyorum. 3 level'ı Z'ye çekersek ölecek. Elise de geldi. Elise kayıcılarla birlikte gelmiş buraya. Flash'ı var Yasuo'nun. Elise'dan çok güzel bir kozağı. Adeta paramparça ettik. Flash atacağım. Canımın daha fazla inmesini istemiyorum. Çok güzel bir şekilde aldık kill'i. Şimdi Yasuo TP atacaktır ama TP'den sonra kesemeyiz. Base bot site zaten buraya gelemez büyük ihtimal. Hemen şöyle bir deniyoruz bakın. Biraz erken denedim ama. Erken de mesela, bu arada Yasuo kaymayı deniyor. Çok minyonum var bizden. Bana minyonlar arası giremez. Buraya girebileceğine inanmıyorum. İkinci vuruşunda bakın. İlk de çekmiyoruz hiç. İkinciyi vurmadı. Kayarak dojlamaya çalışıyor bizi. Hemen şimdi bakın. Uygun pozisyonu gördünüz. Kaymadığı zaman hemen çektik E'yi. Döveceğiz. Manamız bitince base atacağız. Unutmayın. Hiçbir zaman. Hop. E'yi kesemedik. Elise burada ama Yasuo bizi kovalıyor. Tamam. Geri çıkacak galiba. Burada girecek bana bence. Hemen bir wave daha pushlamak istiyorum. Sonra base atacağım. Şurada E denedik. Çok güzel. Çok güzel çektik. Damage'i de çok güzel indiriyoruz. Hemen base attırdık. Low HP kaldı Yasuo. Hemen base'imizi atıyoruz. TP'miz var. Korkulacak bir şey yok. Yasuo'ya lose'u direkt kabul ettireceğiz. Bu oyun burada Merkür de almam lazım. Ninja tabisi de, ne yapacağım bilmiyorum. İkisi de lazım. Kim öldü bizim takımdan? Mid lane'imiz ölmüş. Öldürmüş. Çok güzel. Word. En azından öldürmüş. Karşıda TP olmasına rağmen yine de olsundu. Hemen E denedik. Yasuo'dan yine çekemedik ama Yasuo'nun canı görüyorsunuz. Bakın TP'yi güzel kullanmanın avantajı. Yasuo'yu darlayacağız. Burada oyun oynatmayacağız. Şimdi bekliyoruz. Yasuo agresif oynuyor. Niye böyle? Agresif oynamıyor. Kaymayı deniyor sadece. Burayı da pushlayacağız. Mid'de niye Zed'imiz öldü yine? 2v1 öldürmüştü Sandra. Bu iyi bir haber değil çok. Ve Elise kesiyor. Çok güzel abi. Hemen abi. Push'u almaya devam ediyoruz. Push'u almadan önce biraz geri çekileceğim. Grey Smith'te zaten görüyoruz onu. Tentekili burada istiyorum biliyorsunuz her zamanki videolardan ama bu sefer burada çıkartamayacağım. Çünkü burada çıkmış. Bunu kesmesi lazım. Yasuo bunu kesebilecek kadar gelemiyor. Ultim olsa dive atacağım acımadan. Hop E çektik. Yasuo'nun çünkü daha W'su dönmemişti. Dönmek üzereydi ama dönmemiş. Hop. Canı doldu level atlayınca bunun da. Bir tane fazla hit diyorduk az kalsın. Ve tentekillerimiz dönmeye devam ediyor gördüğünüz üzere. Yasuo çok zorlanıyor. 27 CS, 35 CS. Gerçekten nefes bile aldırmıyoruz. Bu arada dive setup'ı var ama Elise bot site'da, o yüzden atamayacağız. Dive arkadaşlar. Almaya bir daha gelirse çekeceğim E'yi. Hemen gireceğiz. Hemen yakınına girdik Yasuo'nun. E'yi çekilmedik çünkü E'yi W kullandı. Hemen R'ye bastık bakın.
Tentakillerin işlerinde çok güzel kaydı. İşte Yasuo'nun counterlama sebebi bu. Çok güzel bir şekilde kayıp bizden kaçabiliyor. O yüzden çok counterlıyor ve W'suyla E'mizi bozabiliyor. İşte o yüzden zorlu matchup. Adam da gayet iyi oynadı. Ama sıkıntı yok, hemen base'imizi atıyoruz. Hemen minyonları biçiyoruz. Dondurduk değil biliyorsunuz. O videoyu izleyenler zaten ne yaptığımı biliyor şu an. Hemen şuna da vurduk. Yasuo geliyor. Şu aradan çekmem lazım. Şu an. Aa, minyon önüme geldi. Ona dikkat edemedim. Adam o kadar odaklıydım ki. Hop. Ah be, bu da değmiyor. Hemen agresif oynamaya devam ediyoruz. Graves topside'da. Onu biliyoruz. O yüzden sakin oynamamız lazım. Adama minyon aldırmıyoruz. Last hitleri atıyoruz sadece. Lane'i dondurmaya devam ediyoruz. Şimdi Yasuo'nun gelmesini bekleyeceğiz. Şu minyon almaya gelecek ama o minyonu darlayamam. O minyonun orada. Çünkü E çekemem oradan. Minyonların arkası. Farm almaya bile gelmiyor Yasuo. Lane'i güzel dondurduk bakın, gördüğünüz üzere. Bu dondurmanın bu avantajı var işte size. Adamı farm almaya bile getirtmiyorsunuz. Hemen ward'umuzu da attık. Hemen tekrardan last hitleri atıyoruz. Şuna da vurduk. Şuna da bir last hit atmamız lazım. Botun orada bir savaş var. Kim kazanıyor belli değil. Bizimkiler 3v2 üstün bu arada. Kazanacaklar büyük ihtimal. Evet, fight'ı kazanıyorlar. Çok güzel. Elise de bizimle birlikte smurfluyor. Hemen bekliyoruz. Oraya da Malphite de geliyor. Malphite'i işte bu yüzden hiç sevmiyorum. Gerçekten AP kasınca tam bir mutant. Ve Yasuo artık farm almaya gelebilecek çünkü pushluyor lane. Biz de direkt dive atıp bu farmları kaçırmasını sağlayacağız. Ama jungle'sız dive atmak biraz zor biliyorsunuz, o yüzden E çekmem lazım. Hemen bekliyorum. Bu farmları kaçırtırsak çünkü Yasuo'nun oyunu bitiyor. Kaçırtmak da bir o kadar zor. CS farkına bakın. 37'ye 76 oldu. Bayağı bir öndeyiz. Dodge'lamadı buraya doğru. Normalde hep geriye doğru dodge'larlar diye geriye doğru attım. Hop, Yasuo'yu dövdük yine. E skillimiz yok. E skillimizi bekliyoruz. Q attılar. Bekliyoruz hemen. Wave'i ittireceğiz. E denememiz lazım. E'yi aradan denedim. Ama adam istediğim yere doğru dodge'lamadı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz plate'lere vurmaya devam ediyoruz. Minyonlar vuruyor biz vurmasak da. Gerçekten güzel. İki plate almak üzereyiz. Bunu da alacağız zaten birazdan. Hemen. Bakın, W'su çok boş kullandı. Q'muzu engellemiyor W'su. Bu boş kullanışı hemen değerlendirip E'ye çekip dive atmamız lazım arkadaşlar. Bakın, W'yu yanlış kullanıyorsa Yasuo direkt değerlendirmemiz lazım. Hemen agresifleşiyorum. Görüyorsunuz hemen. Hemen agresifleştim. Çünkü neyi yok? W'su. O E'yi kaçırdık ama E'yi kaçırmamamız gerekiyor. Hemen gelip bizi ultileyebilir. E'yi kaçırdıysak geri çıkıyoruz. Evet, zorlu matchuplardan bir tanesi, tekrardan söylüyorum. Adam da gayet iyi oynuyor. 300k Yasuo var. Bakalım neler yapacağız. Hop, E'yi çektik. İşte şimdi kazandığımız zaman geldi. İşte bakın, sabırla oynadık. E'yi çektiğimiz zaman nasıl vuruyoruz kafasına. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bekleyeceksiniz. Sabır matchup'ı bu. E deneyeceğim. Ama onun hala W'su var. W ile engelleyebilir E'mi. Şurada çektim. Hemen R'yi bastım bakın. Hop, flash'ta dodge'ladık Q'suna ve çok güzel bir kill aldık. En zorlu matchup'ta bile kill alabiliyoruz. Sadece sabretmek önemli bizim için. Sabrettik ve en zorlu matchup'ta bile kill aldık. Late'leri almaya çalışıyoruz. Bu arada Yasuo'da TP var. 14 saniyesi var ama ben bir plate daha alıp base atacağım. Takım da çok iyi durumda şu an. Hemen şunu da alalım. Hop. Buna da bu aldık. Hemen tak geliyorum altın. Hop, altınımızı aldık, base'imizi atıyoruz. Ta CS farkı da neredeyse iki katıyız. Neredeyse iki katıyız. Hemen dövmeye devam edeceğiz. Ya da dondursak mı diyeceğim. Dondurmayı çok istemiyorum. Kule altı darlayıp kesmek daha iyi. Ama şurada çok CS kaçıracağız gibi geldi bana. Bir tane kaçırdık. Şu arkadan da bir tane kaçırdık. Olur öyle. Hemen Yasuo'dan E'yi çektik gördüğünüz üzere ve W'sunu da aldık. W'yu kötü attı. Hemen koşup dive bile atabiliriz. 15 saniye var ultimiz ama 15 saniyeye kalkanın neredeyse gelmek üzere olur. Hemen şurada tentakil çıkarmak istiyorum. Çok güzel bir E daha çektik. Tentakil pasifim yok. Çıkartamıyorum o yüzden. Hemen dövmeye devam. Yine söylediğim gibi Grass rune'u giriyorum. Önceki videolarda var. W'su daha gelmek üzere ya da geldi. Hemen flash attı. E çektik. Slow yedi zaten ve öldü zaten. Çok güzel. Elise'ın mükemmel gank ile arkadan gelinen. Arkadaşlar, bu arada Elise çok güçlü. Sizin dive atmanızı da sağlayabilir. Duo'nuz Elise'sa direkt tapa dive setuplayın ve dive atın. Hemen o da alamete girecek. Biz de buradan ilk kuleyi alacağız. Hemen. İlk kuleyi almaya çalışacağız. Botta durumlar iyi. Mid'de durumlar iyi. Sıkıntımız yok takımca. Elise'ın durum çok daha iyi. Hemen ilk kuleyi de aldık. 620 altın galiba. Ya 610'da ya 620'de. Yanlış görmediysem. Çok güzel, bot lane'imiz de 2'de 2 attı. Hemen kasmaya devam ediyoruz. Bu arada bu maçı yenersek
serisiz plata atacak. Ve gerçekten Allu'yu sıralamamızda büyük artış olacak. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu maç sonu Allu'yu sıralamasında kaça ilerlediğimizi göreceğiz. Hemen base'imizi attık. Starak gidiyoruz bakın. Sakın başka bir şey gitmeyin. Starak gidiyoruz. Karşı takım FF vereceğiz falan demeye başladı. Gerçekten zaten oyuna bizim KDA'mızı, winrate'imizi görünce tilt olarak başladılar ve gerçekten smurflemeye devam ediyoruz. Yani neden flash'ım olmadığı için kesemeyebilirim. Karşı bot lane acaba bana mı geliyor? Nerede er bilmiyorum. Hop! E çektik bir tane daha. Bakın E çektiğiniz sürece korkmanıza gerek yok. E çekerseniz her zaman emin ellerdesiniz. Tentekili çıkardım. Şimdi kuleyi darlamaya başlayacağım. Şuradan E denedik. Ah be! Dojlayamadı. Bir saniye erken dojlasa bu arada çekmiştik. Biraz geç dojladı. Adam dojlar diye düşünmüştüm. Hemen biz de burayı alalım. Yasuo ultileyemez. Zannetmiyorum ultileyeceğini. Hemen vuruyoruz. Hop! E denedik. Az farkla kaçıyor Yasuo. Sıkıntı yok. Devam edelim. Bizim için ward darlıyoruz. Takım kesiyor. Yasuo'ya CS bile aldırmıyoruz neredeyse. Çok tilttir büyük ihtimal. Bak ilkinde değil ikincide. Ama W bastı gördünüz. Her zamanki kuralımız ilkinde değil ikincide kuralını uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane daha tenteke çıkardım burada. Kesmesi önemli değil pasifimiz varken. W'su yok bu arada Yasuo'nun. Hemen şöyle yaptık. Biraz daha vuracağım kuleye. Hop E'yi çektik. Giremez. Hemen dövmeye devam. Tak dövdük. Buradan bu arada çıkmam gerekiyor galiba. Çünkü karşıda kimse görünmüyor. Zed'in onu kestiğini göreceğiz mi? Evet Zed de onu kesiyor. Bize mükemmel bir asist kazandırdı. Çok güzel. Bana kaldı bu arada. Tentakil'im vurdu. Zed'de de kalmadı. Çok iyi abi bana kalmış olması. Tentakil'imi vurmuş olması çok iyi. E çektik bu arada Lissandra'dan. Ne yapıyor Lissandra? Bakın şu hareketi de asla unutmayın. R flash hareketi. Size çok yapmıyorum flash'ımı harcamamak için ama R flash hareketi de bayağı efsane hareketlerden bir tanesidir. Size yaklaşan adamı direkt R flash deyip kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Elias'ı değil de Kai'Sa'yı orada kestiler. Çok kötü oldu. Ultimiz 16 saniye. 15 saniye kaldı. 15 saniye sonra gelenlerin hepsini kesebiliriz. Sıkıntımız yok bu konuda. Tentakilleri dediğim yerlere çıkarmayı unutmayın. Hemen vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Hoppa! Tentakil şurayı istiyorum. Ah tamam. En istediğimiz yerlerden bir tanesini çıkardık. Az kalsın geride çıkıyordu tentakil gelince. Ama sıkıntı yok. Rakip ikiledi. Bizim takım birden yatmaya başladı aşağı doğru. Niye öyle? Hemen E'yi çektik. Görüyorsunuz. Burada girse de bir şey yapamaz. Kulenin vurmasından korkmuyoruz artık. Çünkü o kadar güçlü bir Allu'yuz ki artık. Yani kule mule işlemiyor bize. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Hemen devam ediyoruz. Agresifliğe. Flash'ımız yok. Daha demin harcadık. Bu arada Varus ultiledi. Ne yapıyor? Öleceğiz mi? Çok fazla vurdu bu arada gerçekten. Q attı. Hemen dojladım. Tabii ki de hemen dojladık. Yardım edeceğiz Elise'e ama Elise bayağı güçlü durumda zaten. Bu arada Elise'i kesecekler. Orada Malphite de geliyor. Ben E'yi çektim ama R'yi vurmak zorunda kaldım. Yoksa Lissandra kesecekti. Ben ölecek miyim? Ben de ölüyorum. Elise de ölüyor. Burayı zorlamamak lazımdı. Ah çok kötü oldu bu ama sıkıntı yok. Öldük. KDA'mız biraz kötüleşti. Sorun yok. Devam ki. Çok garip bir şekilde oynuyorlar. Sıradaki hedef sensin falan diyor Zed. Çok garip. Ama neyse sıkıntı yok. Biz biraz orman dönelim takım doğana kadar. Çünkü böyle maçı bitiremeyiz. Elias çok güzel kill aldı. Karşı buraya gideceğim ben de. Hemen. Tak aldık bunu. Karşı buraya gidiyorum. Oraya gelirlerse orada kesebiliriz insanları. Çünkü flash'ımız var. Lissandra'yı burada gördük. E'yi çektim Lissandra'dan. Bakın nasıl döveceğim şimdi. Bizi tınlamıyor ama vurabileceğimizi bilmiyor ama bayağı fazla vuracağız ve ben bu blue'yu istiyorum. Varus'ta ulti yok. Oo, bana çok kötü bu. Hemen öldü orada. Hop bu da öldü. Varus bana uzaktan vuruyor. Ölmemem gerekiyor. Varus da ölecek büyük ihtimal. Hemen ben base'imi bastım. Elias hepsini kesti ama Elias'a da bir yardım etmemiz lazım. Diye düşünüyorum. Nerede? Yasuo gelmiyor. Tamam base atalım yoksa öleceğiz. Drake var. Drake'i alabiliriz. TP'm de var. Oynayabiliriz. Geleceğim. TP'leyeceğim burayı. Hemen TP'leyip bot kuleleri artı Drake'e devam edebiliriz. Bakın tentekilime TP'ledim. Allah oyunun böyle bir güzel yanı var. Tentekillerine de TP'leyebiliyorsunuz. O yüzden güzel. Hemen pushladık. Alameti de buradan saldık. Inhibitor istiyoruz. Ve Zed'imiz yine öldü. Birebir değişim ama word değil yani. Hiç word değil.
Daha iyi swaplar yapabilir önde çünkü ah be. Hop, Q'm değmeden trash'te kaldı. Sorun yok. Devam edelim. Kuleyi de aldık. Giremez buraya diye zannediyorum. Bakın Varus nasıl uzaktan dövebiliyor. İşte Alluye'yi counterlayan Char'lar belli. Linç şampiyonlar genelde. E'yi de çektik. Kaçsa bile ölecek. Burada ultim yok. Ultim olmadığı için biraz korkak oynuyorum ama keseceğiz burayı. Sıkıntı yok. Varus'u da çektik. Hemen Varus'u da burada dövüyoruz. Hop. Varus da base'e. Maçı bile bitirebiliriz. Topucu oynarsak. E'ye çekmeyi denedim de ah adamlar tentakilden damage yedi diye kule bana vuruyor. Biraz geri çıkalım, ölmeyelim. Aslında flash'ım var, R'im de var ama Lissandra ulti bir şey yersek, stun yersek ölürüz. O yüzden çok oynamak istemiyorum. Hop! Çektik burada. Bu arada ben buraya oynamak istiyorum galiba. Çünkü çok vuracağız E'ye çektiğim için. Bakın Graves ölmek üzere. Yasuo da burada. Graves'i bayağı darladık. Varus ne yapıyor? Ağır yara açıyor bizden. Bence burada çok tehlike, çıkmamız lazım artık. Drake'e gidelim. Oo, Thresh yakalandı. Evet, Thresh ölecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle oynamamanız lazım. Yakalanmamanız lazım. Ve bana da geliyorlar. Beni de yakalayacaklar galiba. Lissandra attı da beni yakalasa da öyle öldüremez. Hop denedik. Evet, Graves'i yine çektik. Tamam, Elise doğru olanı yapıyor. Bizim de çıkmamız lazım buradan. Çünkü bizim takım oyuncuları şımardı. Botu açtık diye şımardılar hemen. Base'e atalım, Baron'a yürüyelim. Neşe almamız lazım. Burada takılanlar beni izliyor. Da ne yapıyor Thresh? Hemen burada Graves'i keseceğiz. İkili birden vuruyoruz. Diyeceğim de vuramadık. Hemen ultiledim çünkü Lissandra da geldi. Bayağı dövelim. O ölecek, izleyin şimdi ölüşü onun. Hop bir yandan onun ölüşü izleyin. Aa dojladı. Veya diğerini öldü dojlasa bile. Ben burada ölmek istemiyorum. O yüzden hemen musibetleri de bastım. Ve hepsini kestik. Maçı bitirebiliriz artık bence. Hemen koşalım. Lifesteal. Hop. Q'muz bir nebze de olsa lifesteal yapıyor. Çok iyi bir özellik. Mid'i de açalım. Sonra Baron'u da alabiliriz. Zed boşa kuleden it diyecek ama. Varus bayağı dürtüyor. Görüyorsunuz Varus uzaktan nasıl dürtüyor. Ona bir şey yapamıyoruz işte. Böyle range'lere sadece flash'la girebiliyorum. Bir de E çekince. E çekilmiyor. Varus en uzaktan dürtebilen AD carry'lerden bir tanesi olduğu için ona çok bir şey yapamıyorum. Ama sorun yok. Hemen base'imizi atalım. Geriye gittik. Hemen base'imizi atıyoruz. Red var. Red de alabiliriz bu sırada. Kai'Sa mı istiyor? TP'm yok. Base atıp geleceğim hemen Baron'a. Base atıp Baron'a gelelim. Falan bakılırsa bayağı kötü. Hemen koşalım. Bakın Varus'ta neyi çekebilirsem görecektim ne kadar damage vurabileceğimizi ama çekemedim. O sıkıntı oldu. Eli'si öldürmüşler bizim. Flash'ım var arkadaşlar. O yüzden korkusuz oynuyorum bakın. QSS'im olsa çok daha iyi olacak ama alamadık. Para yetmedi. Hemen koşuyoruz. Minyonlar bot'tan geliyor. Mid'den de geliyor. Bitirebiliriz büyük ihtimal. Hemen minyonları hızlı getirmek için Baron buff'ı verdim. Minyonlara. O minyonu çekti Thresh. Çok güzel. Q denedik. Sorun yok. Varus'tan bakın. E denedik. Varus şimdi E'yi kesince canına bakın Varus'un arkadaşlar. Bakın Varus'un canı gördünüz mü? E'ye çekmeniz bu yüzden. AD carry'le böyle kesiyorsunuz. Bana girebilirler mi? Yok, sanmıyorum o kadar girebileceklerini. Lissandra'dan bu sefer de E'ye çektik. Lissandra'nın öldüğünü göreceğiz birazdan. Hemen bir dakika kombayı atacağım fight'ta. Ama atmam öyle gerek kalmadı. Fener'e bastım hemen aynı sırada. Yasuo'yu da kestik. Burayı da kesmek istiyoruz. Graves'in de ölecek. Ölmüyor, kaçıyor Graves de. Hemen E'ye çektik. Thresh onu da çekerse öldüreceğiz. Hop ikili vurduk. Gelmeyecek daha büyük ihtimal. Varus ölmek istemeyecek orada. Belki kill almak için ölür ama zannetmiyorum. Hemen maçı bitireceğiz arkadaşlar. Yasuo matchup'ına karşı nasıl dikkatli, nasıl sakin ve nasıl oynadığımızı gördünüz. Sürekli nasıl dedim ama gerçekten nasıl oynadığımızı gördünüz. Hemen maç bitti. Hasarı göstereceğim. Skorumuzu göstereceğim. Alluye'yi kaç farm aldığımızı göstereceğim ve Alluye'yi kaçıncısı olduğumuzu göstereceğim hemen size ekranda. Hemen bakalım. Gösteriyorum. Hemen onurumuzu Eli'sa attık. Gerçekten mükemmel oynadı. Ve Platin 4 hemen geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz Platin 4'ü. Serisiz attı. Serisiz lig attı. 2 lig atıyor zaten normalde de ve. Platin 4 olduktan sonra win loss'u görüyorsunuz. Farmımızı görüyorsunuz. 227 farm. Ve aynı zamanda atılan damage Zed'le eşit vurmuşuz. Zed de bayağı kastı bu oyun. Çünkü eşit vurmamız normal. Ve aynı zamanda size hemen Alluye'de World'de kaçıncıyız onu göstereyim hemen F5 atarak size şu ekranı vermek istiyorum ben.
Hemen şu ekrandan bakalım. Bu ekrandan gördüğünüz üzere Alloy'da kaçıncıyız? Bunu göstereyim arkadaşlar. TR10 hala 1000 almamıza rağmen ama dünyada 44. olmuşuz arkadaşlar. Yani 60.ydık, 44. olduk. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu videoyu da Yasuo'ya karşı nasıl oynayacağınızı anlattım. Bence gayet güzel bir video oldu. Yasuo çünkü en zorlu matchuplardan biri. Yasuo'nun da 300k Yasuo'su vardı. Hemen size göstereyim profili görüntüden. Kaç K'ymış? 300K değil. 289K. Yani 300K Yasuo'su var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bu videonun altına yorum yapanlardan 2 tane kişiye gizemli kostüm veriyorum. 2 tane yorum yapan kişiye Sihirdar ismini yorum olarak atan kişiye gizemli kostüm atacağım. Sonraki çekilişler daha da büyüyecek ama şu anlık gizemli kostüm atıyorum 2 kişiye. Yorum yapıp bu çekilişe katılabilirsiniz. Tabii ki de kanala abone olup videoya like atmayı da yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. You never go.